Arkadaşlar selam. Her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya Instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün CSGO skins'teyiz. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız buraya Dex yazarsanız sizlere 0.5 dolar bedava para veriyor arkadaşlar. Bedava paranızı buradan alabilirsiniz. Ben buradan 3 tane açıyorum. Bakalım bize ne verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak, birinize bunu verdi, birinize bunu verdi, birinize bunu bak. 0.44. Diğeri mesela 0.89. Abi ben bunu nasıl katlarım diyeceksin ama burada biz şu an Polonya'da olduğumuz için arkadaşlar upgrade yok. Upgrade olması lazım. Upgrade'de katlamamız lazım. Şu an Polonya'da upgrade yok. Nedenini ben de gerçekten bilmiyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bak. Bir tane %1, bir tane %2, bir tane de %3 Dragon Lore kasası deneyelim mi? Vallahi hadi lan. Bir tane açtım. Hadi bir tane Dragon Lore. Görmedik bile bak. Dragon Lore'u görmedik bile. Aa gördük lan. Yalan söylemeyelim. Şimdi Dragon Lore'u gördük. Şimdi bize Dragon Lore'u birazcık daha yanına getir. Güzel. Lore verdi. Parasını çıkarttı. %2 şansla lore verdi lan, çok iyi. Şimdi %3 şansla deneyelim mi? Bence lore verdi denemeyelim arkadaşlar. Sonra deneyelim. Vallahi sonra deneyelim bak. Bir kasa savaşı yapalım. Ondan sonra bir tane Dragon Lore kasası deneriz arkadaşlar. Ama önce kasa savaşı. Bundan sonra arkadaşlar kasa savaşlarını küçük kasalarla yapıyorum. Çünkü küçük kasalarla katlaması daha kolay oluyor. Mesela şu Doppler kasasından 3 tane koydum. Biscuit Case'den de 3 tane koydum. Anarşi'den de 3 tane koydum. Luxi'den de 3 tane koydum. Yani böyle koydum bu kasalardan. Bakalım bize neler verecek arkadaşlar. Bayağı bir yüksek oldu. 2185 dolarlık oldu. Burayı almamız lazım. Bize para lazım arkadaşlar. Gerçekten para lazım ya. Vallahi abi bu ne bu para sevdası diyeceksin de. Oğlum para gidiyor ya vallahi. Hani o kadar çok borcum var ki. Borçlarımı kapatmam lazım yani. Benim bile borcum var. Bak gerçekten inanılmaz borcum var. İnsanlar benden borç para istiyor. Bak günlük hani farklı farklı kişiler borç istiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ayda 10-15 kişi benden borç para istiyor. 15 falan vardır yani. Abartmıyorum bak. Abartmıyorum. Ayda 15 kişi borç para istiyor. Ama kendime yararım yok oğlum. Benim kendi şeylerimi gideremiyorum yani. Kendi harcamalarımı böyle kendime yetemiyorum. Ama güzel gidiyoruz şu an. 381 dolar güzel. Devam. Yani kendime yetemiyorum. O yüzden başkası benden istiyor. Bir de ya abi ilk başlarda ben herkese yani şey yapmazdım yani. Verirdim borç para falan filan. Ama alması çok sıkıntı. Hani alıyorsun adamla kötü oluyorsun yani. En azından verme. Yani öyle bilsin yani. Kötü bilsin seni. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. 1185 dolar. O yüzden arkadaşlar hayatta kimseye borç para vermeyin. Kimseden de almayın. Ha biri çok fazla ihtiyacı mı var? Cebinden çıkart ver. Geri isteme. Ya ben öyleyim mesela. Ya yani çok fazla yazan oluyor. Mesela 15 kişiden bir kişiye gönderiyorum. Ama borç olarak değil. Al senin olsun diye. Ben çok para verdim öyle. Ama hiçbiri de arkadaşlar geri dönmedi yani. İşte ben dedim işte al dedim. Geri de ödemene gerek yok falan filan dedim. Ama onlar mesela dedi işte ben kesin ödeyeceğim işte bir hafta geçsin şey geçsin. Kesin şey yapacağım falan filan dediler. Ama hiçbirinden böyle geri dönüş bile almadım yani. Kanka böyle böyle ama kendimi kurtaramadım işte şöyle böyle bile demediler. O yüzden sıkıntı ya. Vallahi anlıyorsunuz siz beni. Yani siz de aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur. Çünkü bu sadece bana özgü bir şey değil. Önceden çok güzeldi be. Vallahi önceden çok güzeldi. Herkes herkese güveniyordu. Şimdi kimse kimseye güvenmiyor. Vallahi kimse kimseye güvenmiyor. O yüzden kötü ya. Vallahi şeyi de bırakmaya çalıştım. Aslında 2 gün içmedim de. Abi çok sıkıntı, stres yaşadım. O yüzden başladım tekrar. Ama öncelikle sıkıntı, stres yaşadığım şeyleri bırakmam gerekiyor. O yüzden önce ona çalışmam lazım. Yani stres yaşadığım şeyleri bırakırsam hayat benim için daha güzel olur yani. Onu da bırakırsın, her şeyi bırakırsın yani. Abi ne gerek var ya? Stres çekmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden hayatta yani bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor.
Bunu aldı, çok güzel, alsın ya, bizim için sıkıntı yok. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım mı bak, bir tane şu kasadan 800 dolar verip açayım mı? Bak bir tane, sadece bir tane. Açmayacağım kasa savaşı. Çünkü kasa savaşında daha çok geliyor ya. İki kişi kazanırsan iki kişilik kazanıyorsun. Ama kaybedersen de bayağı kaybediyorsun yani. Güzel, bak güzel. Kaç dolar? Oğlum 452 dolar ne? 800 dolar verdim lan ben sana. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz.